Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir alışveriş videosu hazırlamak istedim. Bir süredir merak ettiğim bazı ürünler vardı. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda da inceleme istediğim bazı ürünler de vardı. Kendi hobim ve ilgi alanım olduğu için merak ettiğim bazı ürünleri ve sizlere de içerik hazırlamak üzere satın aldığım bazı ürünleri bu video içerisinde şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Bundan sonraki videolarda da ne tür içerikler gelecek, hangi ürünleri inceleyeceğiz, shorts, reels veya hatta YouTube videoları içerisinde hangilerini göreceğiz bunları da sizlere Ön bildirim olarak göstermek istedim. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen alışveriş videomuza başlayabiliriz. Dediğim gibi birçok makyaj ürünü var. Yine indirim döneminde yakalayıp sizlerle paylaşmak üzere aldım. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Bazılarını zaten böyle içeriklerde ufak ufak paylaşmaya başladım. Denk gelmiş olduklarınız da olabilir. Ancak bu alışveriş videosu içerisinde görenler için de Böyle bir en azından bilgilendirme olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bazen farklı videolarda olan ürünler belki denk gelmeyebilir ve kaçırabilirsiniz diye bu video içerisine dahil ederek de bunlar son dönemin ürünleriydi diye göstermek istedim. Sizlere de böyle bir kılavuz olsun diye. Şimdi makyaj ürünleri dediğim gibi bir hayli var. Son dönemde incelediğimiz ve son dönemde yakın zamanda aldığım ürünlerden olduğu için Shiseido'nun Revital Essence Glow Skin fondöteni koleksiyonuma kattığım ürünlerden bir tanesi oldu. Zaten bunun içeriğini hazırlamıştık. İzlemeyenler için linki ekleyeceğim ama bunun gün boyu olan incelemesini hazırlamıştık. Benim çok beğendiğim bir fondöten oldu. Bu böyle denemeli ve bir süredir de kullanımlı bir fondöten olduğu için izlenim bilgilerimi de içerisine ekleyebileceğim gibi bir video bir nebze de olsa. Bu Shiseido'nun bu fondöteni bence böyle cildi çok parlak gösteren ama aynı zamanda nemli de hissettiren ve gün içerisinde de kendinizi konforlu hissetmenizi sağlayacağınız bir fondöten olmuş. Olgun cilt fondöteni olarak çok güzel bir fondöten olduğunu söyleyebilirim. Ben cildimde gün boyu etkisinden çok memnun kaldım. Parlak, böyle aydınlı cildiniz daha böyle sağlıklıymış, canlıymış gibi gösteren bir ten ürünü arıyorsanız düşünülebilir bir ürün. Ama yağlı ciltlerde bu parlama belki hoşlarına gitmeyebilir. Üzerine pudra geçmeleri gerekebilir. Benim de yağlı olan T bölgemde pudrasız uygulayamadığım bir fondöten olduğunu söyleyebilirim. Ancak tenimdeki tüm gün boyunca kaldığı zaman ki durumunu oldukça fazla beğendiğim için sürekli kullanmaya devam ediyorum. Bir de yine fondöten kategorisinde söyleyeceğim bir alışverişimde Make Up Forever'ın bu Glow Skin fondöteni oldu. HD Skin Hydra Glow olarak geçen bu fondöteni de oldukça fazla merak ediyordum. Burada bir N10 rengini aldım ben. Bugün de tenimde gördüğünüz fondöten olduğunu söyleyebilirim. Yapısını, dokusunu, uygulanmasını beğendiğim bir fondöten oldu. Aydınlık bitişli fondöten arayanlar buna da bakabilirler. Renk skalası çok geniş ama bazen hani böyle mağazalarda her rengi bulamamanız veya online sitede her rengi bulamamanız söz konusu olabiliyor. Bence kesinlikle test edin hatta böyle biraz sürün Biraz dolaşın mağazada bakın elinizde böyle okside olacak mı, koyulaşacak mı, teninize tam uygun mu? Çenenizin altına sürerek de bir deneme yapabilirsiniz bence. Ona göre almanızı tavsiye ederim ilgilenenler varsa. Gerçekten hani böyle aldım da rengi bana uymadı diyecek durumda değiliz bence ten ürünleri konusunda veya kozmetik ürünler konusunda. O yüzden kesinlikle bende duruşunu beğenseniz bile sizin cildinizde, sizin teninizde farklı durabilir. Bu 1 ne 10 olan bendeki duruşu belki size koyu gelebilir ya da açık gelebilir. O yüzden mutlaka mağazada denemenizi ben öneririm. Ancak yapı, doku, gün içindeki durum olarak sizlere bilgi verirsem eğer bunun da yine nemli ve böyle parlak duruşunu ben oldukça fazla beğendim. Parlak derken içerisinde sim falan yok. Ancak böyle cildinizde daha aydınlık bir etkide duruyor. Nemlendirici özelliği oldukça fazla. Patentli nemlendirici içerik var içerisinde. O yüzden de beğendiğim sürekli kullanacağım bir fondöten. Dediğim gibi Shiseido ve bu benim böyle parlak cilt görünümü veren fondöten. Nemli bitiş fondöten kategorisinde beğendiğim ürünlerden oldu. İkisini dönüşümlü olarak bu dönemde kullanacağım diye düşünüyorum. Bir diğer alışveriş makyajdan değil bu sefer cilt bakımı de bunlar vardı bunu anlatayım. Garnier'in C vitamini serisinde çıkardığı bu güneş kremleri. Daha doğrusu güneş kremi serisinde çıkardığı C vitamini ürünleri desem daha doğru olacak. Bir de bunların BHA içerikli olan mavi ambalajlı olanı da var. Ben bunları çok beğendim. Şimdi BHA içerikli olanı da çok beğendim bu arada. O şu anda elimin altında değil. Onu banyoda kullandığım için orada bırakmışım. Makyajın altında bugün yine bu invisible olan, görünmez doku olan güneş kremini kullandım. Gerçekten ciltteki duruşları harika. Hatta şöyle elimin altında açık olanı göstereyim size. Bunlar yeni aldıklarımda onlar kutularında. Bakın şimdi bu uygulamada hemen böyle hiç beyazlık bırakmadan yok oluyor. Cilt o kadar güzel duruyor ki. Gün içerisinde asla silgi gibi soyulma yapmıyor. Nemli dokusu var ama böyle parlak da durmuyor. Görünmez olanını özellikle bence her tür cilt tipi rahatlıkla kullanabilir. Yağlı ciltler de bunu kullanabilir. Benim karma cildimin üst kısmında şu alın bölgesinde makyaj yapmadığım günde bunu sürdüğüm zaman böyle parıl parıl parlamadı yani. O yüzden karma cildimin avantajı dolayısıyla alın burun kenarı ve çene bölgesinde... Yağlı ciltlere yönelik olan ürünler hakkında da bilgi verebiliyorum sizlere. Bence yağlı ciltlerinde kullanabileceği bir güneş kremi olmuş. Bu invisible olan kesinlikle her cildin kullanabileceği bir ürün. İçerisinde C vitamini, tureform da bulunuyor. O yüzden çok beğendiğim bir ürün oldu. Fakat bir de bunun glow etkili olanı var. Yine aynı şekilde cildinize SPF 50 artı koruyuculuğa sahip olmakla birlikte yine C vitamini içeriği olmakla birlikte aynı zamanda cildi daha aydınlık gösteren ve hafif bir ten eşitlemesi yapan da bir ürün. Ben bu yüzden de beğendim. Böyle çok fazla koyu, çok turuncu değil. Ancak tabii ki o bir ten eşitlemesi yaptığı için ben beyazla durmuyor cildinizde onu da söyleyeyim. Uygulama sırasında benim cildimde bana yeterli gelen bir renk eşitlemesi oldu. Turuncuya kaçmadı cildimde. Bazı güneş kremleri veya böyle renkli ürünlerde daha böyle bir turuncuya kaçan bir renk oluyor. Ve onu açıkçası ben de çok tercih etmiyorum. Bunun rengini tonunu beğendim. Ve böyle ciltte glow denilen o etki sanki böyle içerisinde yazın uyguladığımız bazı bronzerlarda veya ten ürünlerindeki o ışıltılı, parlak, aydınlık görünüm gibi bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Ben mesela çoğunlukla Makyajsız günlerde veya makyajı hafif yapmak istediğim günlerde bu şekilde uyguluyorum. Bir parmak renksiz olandan tüm yüzüme uyguladıktan sonra yüz, boyun ve kulaklara eşit olarak dağıttıktan sonra bir parmakta renkli olandan yine yüz, boyun, kulaklara eşit olarak dağıtarak iki parmak yöntemine uygun olarak uygulamış oluyorum. Yani Bence bu şekilde bir makyajmış gibi uygulamak ama aynı zamanda güneşten de korusun etkisiyle bir parmak bir parmak olacak şekilde uygulamak. Dediğim gibi yüz, kulaklar ve boyun için iki parmak yeterli geliyor. E, bu şekilde uygulamanız sonucunda böyle bir ten ürününe çok fazla gerek de olmuyor. Ancak kapatıcılık, örtücülük çok fazla beklemeyin renkli olandan. Eğer ki böyle cildinizde bir fondöten bir BB krem gibi bir eşitleme, bir renk eşitlemesi, ton eşitlemesi, bir örtücülük, daha bir makyaj gibi bir duruş istiyorsanız o zaman size yeterli gelmeyebilir. Bunun hakkında da bilgi vermiş olayım. Son dönemde çok beğenerek kullandığım Flormar'ın tintleri oldu. Bunların paylaşımını yapmıştım. Onun da linkini ekleyeceğim. Flormar'ın bu tintleri hem yanakta hem dudakta uygulayabileceğiniz tintler. Ancak daha önceden alışık olduğum ...daha koyu renkli, daha yoğun görünen tintler gibi değiller. Daha çok yanakta bir allık olarak da uygulamak üzere formüle edildiklerinden... ...ben o yüzden daha fazla beğendim. Dudaktaki renkleri bir önceki seriyle karşılaştırdığınızda çok koyu olmayabilir. Ama bu sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Yanakta allık olarak müthiş duruyorlar. Gün boyu da kalıcılıkları harika. Özellikle birinci sıradaki favorim... Kiss rengi 02 oldu. Diğer favorim 1 numaralı olan kırmızı oldu. Ve 3. sırada sizlere benim sıralamama göre söyleyeceğim 4. renk Princess oldu. En sonunda da yine turuncu tonlu olan Apricot Marmalade adındaki rengi ben gerçekten çok beğendim. Hepsi çok güzel. Kokuları muazzam. Harika kalıcılıkları var. Ve uygun fiyatta yanakta da uygulanabilen güzel bir tint allık arıyorsanız da bunlara bence bakabilirsiniz. Hemen geçiyorum başka bir favoriye. Bunlar da Deborah Milano'nun 24 Ore adındaki dudak kalemleri. Bunlardan 3 tanesini aldım denemek için. Nude, Rosewood ve Brown olan renklerini aldım. Yani 01 Nude 5 e, 03 numaralı olan Rosewood ve 4 numaralı olan da Brown renklerini aldım. Bunun uygulaması gelecek ayrıca ama bu kalemlere bayıldım. Bugün çerçeve olarak Rosewood rengini uyguladım ben. Harika bir tonu var. E, kalıcılığı çok güzel. Mat dokulu ama kremsi yumuşacık. Normalde böyle kalem tıraşla açılan kalemler çok sert olur ve böyle uygularken birazcık canımızı yakar ya asla öyle değil. Rosewood rengi muhteşem bence. Eğer kahve tonlu bir dudak kalemi arıyorsanız o zaman brown rengine de bakabilirsiniz. Bence bu da gerçekten çok başarılı. Ve bir de bej olan rengi var. Bu da bir numaralı olan. Açık tonları seviyorsanız eğer yine nude tonlardaki rujlarınıza da eşlik edebilecek bir renk. Bunları da oldukça fazla beğendim. Koleksiyonumu ekledim. Sizlerle incelemek üzere almıştım ama bundan sonra da sıklıkla kullanacağım ürünler oldu. Yine Deborah Milano'dan farlarını incelemiştik. Tekli farlarını. Bir indirim dönemi olduğu zaman da hemen dedim kaçırmayayım. Bu rengi de merak ediyordum. Pembe renkli olanını aldım. Pembe renkli olan benim aldığım elimdeki renk. Rosa Tenue Freddo olarak yazıyor. 02 numaralı rengi. Pembenin tonu çok açık bir pembe. Bir de bunun biraz daha koyu pembesi de vardı. Gerçekten güzel, böyle açık. Daha böyle romantik bir pembe tonu arıyorsanız Böyle göz içinden itibaren aydınlatmak için de çok güzel bir renk. Ben yine bunu da severek kullandığım renkler kategorisine ekledim. Ancak böyle hani çok çok büyük bir favori olmadı bu renk benim için. Yine de rengi tonu diğer farlarla karıştırarak uyguladığımda da makyajlarımda kalıcılığı bakımından da beğendiğim bir ürün oldu. Bir koyu pembe tonlu keşke alsaymışım da dedim açıkçası. Bunu daha çok göz içimi aydınlatmak için kullanacağımı düşünüyorum. Ama diğer taraftan bu seriden aldığım Kahve tonlu olan taupe rengi mesela çok büyük bir favorim olmuştu. Ve böyle petrol rengi olanı da sizle incelemiştik. Bence indirim zamanında bakılabilecek kaliteli farlar. Başka bir alışverişimse Lancome'dan oldu. Maskaralarla ilgili bir indirim yapmışlardı. O zaman Lancome'dan iki tane maskarasını aldım. Bir tanesi Idol Lash adındaki idol maskarası. Diğeri de Hypnose Drama olan maskarasını aldım. Bu ikisini de hem sizlerle deneriz hem de etkileri güzel olan maskaralar olduğu için... İndirim zamanında alıp yedeklemek istedim açıkçası. E, aynı zamanda bu kargomla birlikte hediye olarak bana Lavie Bell'in böyle minik bir deneme boyu testarı da kargonun içerisinde gelmişti. E, bunları da yine ileriki videolarda sizlerle birlikte deneyeceğiz. Aynı zamanda bugün tırnaklarımda gördüğünüz ojeyi daha önceki videolarda var olan böyle bir mürdüm renkli olan ışıltılı bir ojan vardı. Onu çok soruldu. Çok videoların altında yazıldı. Fakat o Golden Rose'un daha önceden çıkmış olan bir Diamond Breeze adında bir koleksiyonu vardı. Ondaki 4 numaralı olan Plum Sparkle adındaki rengiydi. Ben böyle eski serilerden ürünleri de koleksiyonumda tutuyorum. Onu da sürdüm ve kalıcılığından da memnun olduğum için uzun dönem tırnaklarımda da kaldı. Sizlerden de yine hem burada hem Instagram'da çok fazla yorum alan, merak edilen bir oje haline geldi. Benzerini bulur musunuz diyenler oldu. İnanın çok baktım ama aynı Rengi bulamadım. Fakat bu da böyle daha kızıl olmakla birlikte hoşuma giden bir oje oldu. Son dönemde aldıklarımdan bir tanesi. Unfiltered Beauty'nin bu Watson's'ın markalarından Unfiltered Beauty'nin 111 numaralı olan ojesi. Rengi duruşu bu şekilde. Eğer ki bu tonları seviyorsanız. 111 numaralı olan ojeyi de paylaşmak istedim. Onun dışında dudamdaki ruju yeni aldım. Ben bu seriden çok fazla ruj denememiştim. Hayret dedim nasıl bu kadar ruj deneyen bir insan bunu nasıl denemez. Flormar'ın Sheer Up Lipstick serisindeki rujlarına bugün kullandığım 011 numaralı Rosie Last adındaki rengi. Çok beğendim yapısını harika duruyor. Hem parlak hem koyu bir renk veriyor. Yani böyle çok balm yapıda olan, renksiz gibi olanlar gibi değil. O yüzden çok beğendiğim bir renk oldu. Dudağımdaki rengi bu şekilde. Altında dudak kalemi de var. Ama tek başına da size şurada göstereyim rengini. Ben altına Deborah'ın Rosewood olan rengini uyguladım. Onun üzerine de bunu geçtim. Çok altına uyguladım diyemem. Kenarlarda daha yoğundu. Genel olarak da ruj olarak kullandığım renk bu. Çok güzel bir renk. bu 11 numaralı yapısını da çok beğendiğim için diğer renklerine de bakacağım. Belki yine böyle birkaç rengi toplayıp seri halde bir videoda hazırlayabilirim. Bu da yine indirimden aldığım ürünlerden bir tanesiydi. Diğer bir indirim alışverişimde de yine bir sürü ruj aldım. Sizlerle inceleme kadını bu rujların hepsini toparlamaya çalıştım. 4 tane rengini aldım. L'Oreal'in yeni çıkan bu mat serisindeki ince uzun kalem gibi olan ambalajları olan serisindeki Yeni seri olarak yani bu kategorideki yeni seri olarak nude seri çıkarmışlar. Bunlar da bir süredir aslında marketlerde varmış ama benim gözümden kaçmış nasıl olduysa. Şimdi bunların 4 tane rengini aldım. 2 tanesi de kargoda onları da seri olarak sizlere çekmek üzere 6 tane rengi var hepsini serisini çekeceğim. Bunların mat serisinin dışında bir de ışıltılı olanları var. Işıltılı olanların aslında daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Bunların aynı zamanda yapılarını çok beğeniyorum ben ama bunları Reels ve Shorts olarak da eklemiştim sizlere. 540 numaralı ve 601 numaralı olanlar vardı elimde. Zaten şöyle açıkçası karşılaştırmasını da yapmak istiyorum. 540 numaralı Mat seriden de 540 numaralı var. Hatta şöyle bir rengine bakalım şimdi merak ettim. Elimdeki 540 numaralı parlak renkli olan bu şekilde. Şimdi bunu da daha henüz kullanmadım ama mat serideki bakın yepyeni daha üzerinde logosu bile duruyor. 540 numaralı olan şöyle kenarından süreceğim incitmeden. 540 numaralı olan mat rengi de yanına sürerek acaba bunlar aynı mı diye merak ettim. Hemen bakacağım. Aynı değiller. Çok enteresan aynı değiller. Bakın buradaki mat renk şu. 540 numaralı olan bu mat renk. Yan taraftaki ışıltılı olan 540 numaralı bu serideki. Bu da Color Rich Nude Intense olarak geçen serisi. Bu şekilde bakın buradaki parlak olan buradaki mat olan. Yani aynı değiller. Ton farkı var. Kesinlikle farklı yapıdalar. Neyse ki bu sevindirdi. <laughs> aynı rujlardan olmadığı için. Ben bu serideki hem bu parlak rujları çok seviyorum hem de mat rujların kalıcılığını, gün içerisindeki böyle dudaklarda gerginlik yaratmayan duruşunu çok seviyorum. Matlar ama böyle nasıl diyeyim size? O bildiğimiz eski usul, eski nesil, o klasik böyle kötü duran matlar gibi değiller yani. Bazı matlar çünkü dudaklarda böyle tamamen suyunu emmiş gibi duruyor. Ben o tür görüntüden hiç hoşlanmıyorum. Bunlar matlar ama çok da böyle nasıl diyeyim? Aynı zamanda kremsiler. Dudaktaki hissiyatı dolayısıyla çok sevdiğim bir seri. Zaten o yüzden de gözü kapalı hani bütün seriyi alıp hem sizlere video çekmek istiyorum hem de günlük kullanımımda kıyafetime göre hangisini makyajıma göre hangisini kullanacaksam onu da yine uygulamalara geçiyorum. Dediğim gibi bu seriden tüm altı rengi de tamamlayacağım. Elimdekiler 601, 550, 570 ve 540 olanları aldım. 520 ile 505 olan kargoda onlar da geldiğinde 6 renk birden elimde olmuş olacak aynı zamanda bu parlak gibi görünen seriden 3 tanesi geldi kargoda e, elimde 2 tanesi vardı 601 ile 540 olan vardı 3 tanesini aldım 505 550 570 Kargoda gelen bir de 520 numaram var. Onlar da geldiği zaman 6 ruj bu parlak seriden 6 rujda mat seriden size videosunu hazırlayacağım. Hem Reels hem Shorts hem de YouTube videosu olarak hepsini sizlere tek tek uygulamalı olarak göstereceğim. Çünkü renklerin uygulamasını merak edenler olduğunu biliyorum. Özellikle ruj videolarım sayesinde ürünleri görüp renklere karar vermek ve tercihlerini bu yönde yapabilme kolaylığından dolayı Mesajlar geldiği için ben de çok mutlu oluyorum. Videoların bu anlamda işe yaraması beni inanılmaz sevindiriyor. O yüzden sizlere de böyle içerikler hazırlamaya devam edeceğim. İstediğiniz ürünler varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın olabildiğince indirim zamanlarına denk getirerek olabildiğince erişebildiklerimi alıp sizlere böyle içerikler hazırlamak istiyorum. Evet bunlar da yine indirim alışverişimdi ruj kategorisinde. Bir diğer makyaj kategorisinde alışverişim enteresan bir alışveriş oldu bu da markete su almaya girip allık alıp çıktım diyebilirim gerçek anlamda markete su almaya girip allık alıp çıktım. Zaman zaman marketlere kozmetik markalar kampanya dahilinde böyle koleksiyonlar getiriyorlar. Özellikle Golden Rose, Note ve Flormar'ın daha çok böyle marketlerde erişebileceğimiz şekilde uygun fiyatlı alınabilecek şekilde mini koleksiyonları olabiliyor. Tesadüf denk geldim ben de bir market alışverişimde yine bu iki tane Golden Rose'un aldığını aldım hemen görünce. Bunlardan Lip Blush Velvet Touch serisindeki ürünleri bunlar. Aslına bakarsanız böyle daha tombik olan şişelerde var olan serisi ve aynı renkleri fakat tabii ki bu hani koleksiyon markete özel koleksiyon olduğu için farklı ambalaj içerisinde yapmışlar. Bunların da renkleri elimdeki 02 ve 04 olan bu serideki allık hani lip and cheek ürünü gibi bunlar. Denemek de istiyordum. Tam da denk geldi dedim ki bunları gördüm. Hemen e, internetten karşılaştırmasını yaptım elimde. E, bu sırada aynı mı değil mi diye. Renklerine tonlarına da bakınca görsel olarak aynı olduğunu görünce bunları aldım. Şimdi 02 ve 04 numarası var elimde. Onları da size hafifçe göstereyim. Henüz uygulamadım videosunu çekmek üzere. Bu birazcık daha 02 olan hafif bir yaz rengi gibi. Tatlı böyle bir mercan pembe. Güzel bir renkmiş bu arada ve böyle dokuları birazcık mat gibi duruyor. 04 numaralı olan da bakalım bu biraz daha koyu. Bunu da hemen yan tarafına uygulayacağım. Şuradaki de 04 olan. Bu 4 numara, bu 2 numara olan. Bunları allık olarak deneyeceğim. Pembe tonlardaymış ikisi de güzel. Yani bence uygulanabilir. Canlı, tam bahar renkleri. Bunları da uygularız ve böylece hani bu 4 ve 2 numara hakkında da sizlere bilgi vermiş olurum. Bunların diğer serisine de bakarız. Beğendiğiniz bu serideki Lip and Blush serisinde beğendiğiniz favoriniz renkler varsa onları yazın. Onları da alıp hatta bütün uygulamasında yapabiliriz yine bu renklerinde. Yine son dönem alışverişi ama incelemesini yapmıştık. Teknik markasının Pro Filter adındaki bu bazını aldım. Aslına bakarsanız bu Multi Use Complexion Enhancer olarak geçen ürünü hem böyle bir sadece tek başına ten ürünü gibi uygulanabilen bir ürün ama aynı zamanda bir baz gibi de uygulanabilen bir ürün. Bence baz olmaya daha müsait çünkü oldukça parlak bir etki veriyor. Renk ton olarak biraz koyu kaçan bir seri hazırlamışlar. Elimdeki fair rengi olmasına rağmen başka markaların benzer ürünlerindeki fair renklerle karşılaştırdığımda bu daha koyu kaldı. Hani siz açık renk ten ürünleri kullanıyorsanız teniniz benden açıksa bu fair size koyu gelebilir. Yani böyle daha bir koyu bir tonda olduğunu söyleyeyim. Burada bileğimin üstünde bende açık duruyor. Ama aslına bakarsanız bu gerçekten ten ürünü olarak bence porselen, ivory, fair gibi renkleri uygulayanlara koyu gelebilir. Ancak bu light ten kategorisindekilere uyabilir. Onun için birazcık bir tık koyu olduğunu belirterek söyleyeyim. Yapısı güzel. Uygun fiyatlı olarak kullanılacaksa fena değil ama çok çok aman aman da hani böyle gerekli bir ürün mü? Ben mesela ten ürünlerimin altına başka ışıltılı bazlar veya güneş kremleri vesaire uyguladığım zaman da Yeterli ışıltıyı alıyorum. Ee, yine zevkinize, ilginize göre değişebilir. Böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa da e, bilgilendirmek istedim. Bunun da duruşu bu şekilde. Böyle parlak bir etki veriyor. İsterseniz highlighter gibi de makyajın üzerine de kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu da söyleyebilirim. Ben mesela bu glow etkiyi az önce söylediğim e, bu C vitaminli olan Aynı zamanda glow etki veren güneş kreminden de alıyorum. O yüzden ten ürünü yerine onu kullanmak bana daha işlevsel de geliyor. Koruyuculuğu bakımından da güzel olduğu için. Başka alışverişe geçersek eğer Mac'ten bu Luster Glass serisinden bazı rujlarını aldım. Bunlardan elimde Thanks It's Mac ruju vardı. Aynı zamanda kırmızıları çok sevdiğim için iki tane kırmızı tonlu rujunu almak istedim. Bunlardan bir tanesi Ladybug rengi. Klasik böyle bir kırmızı. Tam böyle net bir kırmızı istediğim için Ladybug rengini aldım. Şöyle size rengini onun da şurada göstereyim. Bunların ışıltılı, parlak, kremsi duruşlarını çok seviyorum. Ladybug rengi bunların da videosu gelecek. Onun dışında bir de hafif daha sıcak tonlu olan Chili Pepper rengini aldım. Bu birazcık daha kiremite kaçan bir kırmızı tonda. Bir de Aynı zamanda bunun da rengi çok güzel. Good for my Igor rengi. Böyle moss mor görünüyor ama uygularken çok daha güzel bir tatlı bir ton çıkıyor. Dudakta çok güzel duruyor. Bu da Good for my Igor rengi. Benim elimde de olan zaten bir rengi vardı. O da Thanks It's Make rengi. Bu şekilde daha nude bir ton, daha nude duruş sevenler için. Bu şekilde dört tane rengin de yine dediğim gibi Shorts ve videosu olarak uygulamasına ekleyeceğim. Bu seriyi çok sevdim, çok beğendim. Farklı renklerine de bakabilirim. Güzel renkleri var. Birbirine yakın renklerden almak istemediğim için böyle farklı renklere gittim. Genelde nude tonları zaten klasik olarak kullanıyoruz. Böyle klasik bir kırmızı, sıcak bir kırmızı, birazcık daha böyle mor pembe arası duran ve aynı zamanda da nude zaten elimde vardı. Bence uzun süre yeterli olacaktır. Farklı makyajlarda da bunu kullanabileceğimi düşünüyorum. Bunun dışında bir diğer alışverişim birazcık daha uzun zamandır istediğim ve böyle kendime bir hediye alma ihtiyacıyla aldığım bir ürün oldu. Make Up By Mario biliyorsunuz ülkemize geldi. Ancak ben bunu yurt dışından arkadaşıma sipariş ederek o şekilde aldım. Çünkü bize gelen ürünlerden bir tanesi değildi. E, bu... Eternal Eyes adındaki far paleti uzun zamandır erişmek istediğim bir paletti. Bu bir dönem çıktı, sonra kaldırdılar. Böyle bir koleksiyon ürünüymüş gibi dönemsel olarak çıktı, limited edition gibi çıkardılar. Fakat bu yıl tekrardan yeniden piyasaya sunulunca ben de o zaman kaçırdığımı çok üzülmüştüm. Çünkü ülkemizde zaten yoktu marka, erişmek de kolay olmuyor. Bir arkadaşıma rica ettim ve böylece bu palete de kavuşmuş oldum. Çok merak ettiğim, incelemek istediğim bir paletti. Umarım ülkemize de gelir çünkü Make Up by Mario yeni geldi ülkemize ürünleri ve zaman içerisinde diğer ürünlerin de geleceği söyleniyor. Bakalım hangi ürünleri gelecek. Yine farklı ürünleri de var denemek istediğim. Daha önceden sizlerle birlikte fondotenini, Surreal Skin fondotenini denemiştik. Kapatıcısı belki olabilir. Çok yani açıkçası böyle yani denemek istiyorum ama çok da elzem bir şey değil benim için. Onun dışında benim denemeyi istediğim Krem bronzer türünde bir ürünü var. Onu denemek istiyorum. Ona da bakacağım. Sizler için de uygulamak istiyorum. Yapısını da çok merak ediyorum. Övülen de bir ürün. Ancak mağazada incelediğimde böyle bir bronzer geçişli olan bir bronzer ten ürünü var. O böyle aydınlatıcı etkili bir ürün olduğu için çok fazla parlak etkiyi sevmediğim için ona bakmayı düşünmüyorum ben. Belki krem allıklarına bakabilirim. Stick kontür ve stick allık ürünü var gördüğüm kadarıyla aynı zamanda. Stick allık ürünlerine de baktım uygulamasına. Çok böyle yumuşacık dokuları var oldukça yumuşak. Onun yerine belki krem allık olan pandaki ürünlerine bakabilirim. E bu şekilde Make Up by Mario'dan dediğim gibi Eatralize paletini koleksiyonuma eklemek istedim. Sizlerle bu paletinde videosunu hazırlarız. Bununla da inceleme yaparız. Bunun içerisindeki renklerden daha böyle son dönemin popüler trendi olan su gibi duran, ışıltılı duran farları da özellikle uygulamak istiyorum. Nude tonlarda bir palet olduğu için benim için her zaman kullanılacak bir palet. Bir tane de yine arkadaşıma sipariş verip aldım, denemek istedim. Half Magic markasına ait olan bir far vardı. Bunlar da yanar döner farlar olarak baya bir viral olmuştu bir ara. Oldukça merak ediyordum. O yüzden de inceleyelim istedim. Böyle ambalajı strafordan. Şöyle bir rengi var. Çok tatlı yanar döner bir rengi var. Bu elimdekinin rengi Blushing Lizard olarak geçiyor. Böyle hafif yanar döner olduğu için Lizard adını vermişler bence. Işığa göre baktığınızda pembe, mavi, mor yansımalar olabiliyor içerisinde. Şöyle rengini size göstereceğim hatta. Yumuşacık bir dokusu var. Şurada pembe gibi görünüp içerisinde hafif böyle mavimsi ışıltılar var. Yanar döner etkili olan bir far. Ben gerçekten bu farın rengini, tonunu oldukça fazla beğendim. Bu da dediğim gibi yabancı videolarda gördüğüm bir fardı. O yüzden erişmek istiyordum, denemek istiyordum. Sizlerle de bir videoda uygularız bunu. Bir de son olarak da yine Garnier'den nemlendiren temizleyici ürünü aldım. Bunu hatta şu anda da kullanıyorum. Hatta geçenlerde yine uygun fiyatlı olan cilt bakım ürünleri videomda da söylemiştim. Kremsi gibi yapıda böyle e jel ama jelin birazcık daha yoğunu. Çok güzel köpürerek cildinizi arındırıyor, temizliyor ama cildinizde gergin yapmıyor. E, cildi temizlemesi bakımından oldukça fazla beğendim. Sivilce, gözenek tıkanıklığı da yapmadı. Diğer aynı zamanda yağ bazlı temizleyici üzerine uygulamamda da çok başarılı bulduğum bir jel oldu. Sabah akşam kullanımı uygun olan bir temizleyici. İçerisinde hyaluronik asit ve seramik bulunması dolayısıyla da zaten ilgimi çeken bir ürün olmuştu. Kullanım sonucunda da etkisinden memnun kaldığım için uygun fiyatlı bir temizleme jeli arayanlara indirim döneminde belki takip edilebilir diye bu videoya dahil etmek istedim. Benim son dönemde yine makyaj ürünü üzerine ağırlıklı olarak yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Dediğim gibi bazı ürünler kargoda zaman zaman bazıları geliyor. Bazen videolar içerisine dahil edemediğim ürünler oluyor ama onları yine ayrıca dediğim gibi sizlere kısa video olarak shorts veya reels olarak da ekliyorum zaten. Orada da gördüğünüz pek çok yeni ürün oluyor. Bu video içerisinde de yine böyle indirim zamanlarında belki ilginizi çekebilecek ürünler olur diye bu şekilde alışverişimi listelemek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle vakit geçirmenizi sağlamıştır bu video. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda hem çarşamba hem pazar günleri yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.